inisiyatife imza atmayız diyor. Evet, İbrahim Kaboğlu da hazır. Profesör Doktor İbrahim Kaboğlu, bakalım ona soracağız. Hocam hoş geldiniz. İyi yayınlar, merhabalar. Çok teşekkür ederim. Şimdi o hayırlı olsun, 14 Mayıs tarihi açıklandı, resmileşti. Bugün resmi gazetede de yayınlandı. Tabii orada birkaç soru var. Sizin de cevaplamanızı isteyeceğim sorulardan birisi, bir, Erdoğan aday olabilir mi? İki, OHAL içerisinde mi seçimler gerçekleşecek? Üç, mevcut seçim yasası bu seçimlerde uygulanabilir mi? Buyurun, söz sizde. Evet, en kritik soruları sordunuz. Öncelikle ben de Türkiye demokrasisi için 14 Mayıs seçimleri hayırlı olsun diyorum. Çünkü 73 yıl önce tek partiden çok partiye 14 Mayıs 1950 seçimleriyle geçti. Ve bu kez 14 Mayıs 2023 seçimleriyle Türkiye monokrasi ve demokrasi arasında bir tercihte bulunacak. Şu andaki yönetimi çok kısa olarak monokrasi biçiminde nitelersek, o zaman Millet İttifakı'nın adayı Sayın Kılıçdaroğlu'nun seçimi ve arkasında yasama çoğunluğunun olması demokrasiye geçişi ifade edecek. Bu bakımdan demokrasi yolundaki yürüyüşümüz hayırlı olsun diyorum. Şimdi sorularınıza gelecek olursak, tabii ki OHAL ile başlayalım isterseniz. 9 Şubat günü mecliste yaptığım konuşmada bu şeyi seçeneğe işaret ederek, 18 Haziran'a işaret ederek, bakın dedim, 3 aylık süre uzun bir süredir. Türkiye seçim ortamına, seçim sürecine o halde girecektir. Bu bakımdan o halde zaten gerek yoktur. Mevzuat, çünkü yürürlükteki mevzuat, yani yasalar yeterlidir doğal afetin yol açtığı yıkımları aşmak için. Ama mutlaka olağanüstü hal ilan edecekseniz iki koşul var. Birincisi, olağanüstü hal kanunu dışında OHAL CHP'si çıkarmayacaksınız. İki, olağanüstü hali bir an önce sonlandıracağız. Ve bu şekilde Türkiye'nin seçimlere olağan dönemde gitmesini sağlayacağız. Ama ne oldu? 8 Şubat, 8 Mayıs'ta bitecek. Bir kez 14 Haziran Mayıs'a çekilmesinin anlamı şu: Türkiye'nin sandığa gideceği günle o halin sona ereceği gün arasında 5 gün gibi bir fark var. Yani Türkiye kısmi de olsa, Türkiye'nin belirli bir bölgesinde ilan edilmiş olsa da o halin, aslında Cumhurbaşkanı'nın bugün itibariyle çıkarmış olduğu 11 CBK, 11 OHAL CBK'si hepsi olağanüstü halle ne mekan bakımından sınırlı, ne konum bakımından, ne de zaman bakımından sınırlı. Şimdi giderek artacak olan CBK sayıları aslında toplumun demokratik işleyişini etkileyici sonuçlar doğurabilir. İfade özgürlüğünden toplanma ve gösteri özgürlüğüne kadar. Bu açıdan demokratların, yani Türkiye Cumhuriyeti'nin demokrat yurttaşlarının çok uyanık olmaları gerekiyor. O halin çerçevesi içerisinde ilanının amaçları doğrultusunda uygulanması konusunda. Bu bakımdan ben bugün böyle bir kararın alınmış olmasını, o halden istifade edilmesi, yani o hal fırsatçılığı olarak da aynı zamanda değerlendiriyorum. Deprem gündeminden Türkiye'yi çıkarıp seçim gündemine yönlendirmek ve o hali de araçsallaştırmak. Depremin yıkımlarını, neden olduğu yıkımları bir an önce aşmak yerine iktidarı güvencelemek olarak nitelendirilebilir. Bu bakımdan dikkatli olmamız gerekir. İkincisi, eğer madem ki seçim 18 Haziran'da yapılmayacak, 5 hafta öne çekiliyor, o zaman Erdoğan şunu diyebilirdi: meclis açık, meclis çalışmaya devam ediyor. Bir meclis üstelik kararı gelmez mi? Evet, çok yoğun bir gündemde çalışıyoruz mecliste. Anayasa madde 116'ya göre meclis kararı alsın diyebilirdi. Meclise böyle bir şeyde bulunabilirdi, öneride bulunabilirdi. O durumda meclisin 360 vekille karar alması durumunda Erdoğan anayasa madde 116'ya göre üçüncü kez aday olabilirdi. Çünkü ikinci kez şu anda
ikinci kez görevini sürdürüyor ve Erdoğan adaylığı üçüncü kez aday olması anlamına geliyor. İkinci kez diyorum çünkü Anayasa Madde 101 fıkra 2 2007'de değiştirildi ve o fıkra bir kez daha hiç dokunulmadı. Hiç dokunulmadı o yürürlükte. Dolayısıyla Sayın Erdoğan 2014 ve 2018 seçimleriyle iki üst üste iki görev süresini tamamlamak üzeredir. Bu bakımdan meclisin kararı gerektiğini diyorum. Üçüncüsü ise tabii ki o da tartışılacaktır. Hangi yasa uygulanacak? Biz geçen yıl bu vakitlerde 7393 sayılı seçimlerin değiştirilmesi, seçim kanunlarına değişiklik yapılmasına dair kanunu görüştük ve o değişiklikler yapıldı. Tabii ki biz antidemokratik değişikliklere karşı çıktık ama AKP, MHP çoğunluğu oyladı. Hatta biz parmak boyasını bile koyduk. Onlar 14 madde getirmişlerdi. Biz 15 madde karşı önerilerde bulunduk. Ve Zeynel Bey şu tarihsel bir şeydir. 18 Mart sabaha karşı oylanırken bizim önergemiz parmak boyası gelsin diye komisyonda oylandı. İki AKP'li vekil de el kaldırdı. Tamam kabul edildi dedik ama iki taraftan onları itelediler, dürtüklediler. Diğer AKP'li vekiller ne yapıyorsunuz anlamında ve yeniden oylamayla geri alındı. Bu bildiğiniz gibi meclisteki çoğunluk taktiğidir. Ulaşamayınca yeniliyor. Bunun da tarihsel olarak not edilmesinde yarar var. Şimdi o kanun, o seçim kanunu önerilerimiz geri çevrildi ama 6 Nisan günü yürürlüğe resmi gazetede yayınlandı. Anayasa madde 67 sona göre seçim kanununda yapılan değişiklikler kanunun resmi gazetede yayınlandığı günü izleyen bir yıl içerisinde yapılacak seçimlere uygulanmaz. Tamam. Bu durumda denebilir ki seçimler 6 Nisan sonrası yapılacağı için bu kanun uygulanacaktır. Fakat şurada bir gerçek. Seçim takvimi başladı. Cumhurbaşkanı karar aldı. Yüksek Seçim Kurulu tamam dedi. Seçim takvimi başladı, başlayacak. Yani Türkiye seçim sürecine girdi. O zaman buradaki tartışma şu. Acaba bir yıllık süre sandık günü mü? Oy kullanma günü mü? Yoksa bu bir yıllık süre seçim sürecinin başlandığı gün mü? Seçim takviminin başladığı gün mü? İşte bu tartışmada eğer dersek ki seçim tarihi oy verme gününde değil daha önce başlar, seçim takvimiyle başlar dersek ki seçim hukukunun bir ilkesidir. O zaman burada uygulanacak yasa 7393 sayılı yasa değil, önceki mevzuat olmalıdır. Bu açıdan da haliyle bir tartışmalı döneme, çok yönlü tartışmalı bir sürece girmiş bulunuyoruz. Burada işaret ettiğimiz 3 taneydi. Biri OHAL, ikincisi bana sorduğunuz soru doğrultusunda Cumhurbaşkanı'nın adaylığı, üçüncüsü yasa. Şimdi o halde giriyor, bir meşruluk sorunu doğdu. Cumhurbaşkanı'nın adaylığı, eğer ben aday olacağım derse ikinci meşrutiyet, çifte meşruiyet sorunu olacak. Hayır, yasal açıdan, yasal uygulaması açısından bu eski mevzuat yerine, yani önceki düzenleme yerine, yürürlükte şu anda yürürlükte olan düzenleme yerine yürürlüğe girecek olan 6 Nisan 2023'te yürürlüğe girecek olan 7393 sayılı yasa uygulanırsa o zaman yasal düzenle de bir meşruiyet sorunu, bir tartışma sorunu. O zaman bu meşruluk tartışması 3'e katlanarak Türkiye önümüzdeki haftalarda seçim hazırlıklarını yürütecek demektir, tartışmalarını yapacak demektir. Hocam tam bir hukuksuzluk düzeni içerisinde seçimlere gittiğimizi anlıyorum ben. Erdoğan Cumhurbaşkanı adayı olamıyor normal şartlarında. Seçim bu kararın meclisten çıkması gerekiyor. Öyle bir şeye ihtiyaç duymuyor. Seçim yasası uygulanamaz aslında sizin söylediğinize göre ve OHAL şartları altında seçime gidiyoruz. Her an her şey olabilir. Cumhurbaşkanı kararnameleriyle yapılabilecek iki dudak arasında bir seçim süreci yaşanıyor. Belki bir dakikada özetlemek ister misiniz? Bu süreci biz 14 Mayıs'a kadar nasıl yaşayacağız?
Şöyle özetlenebilir. Belirttiğiniz gibi tam bir hukuksuzluk süreci. Tabii ki bu bizim için bir tür hicap verici, yani utanç duymamak mümkün değil. Ama belki de aynı zamanda bir umut kaynağı. Yani bugünkü kararla şunu gördük. 5 yıllık uygulamada görmekteydik. Sizin ekranlarınızda zaman zaman konuştuk, dertleştik. Bu 2017 kurgusu, onların yanlış olarak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi adını verdikleri, benim ise parti başkanlığı yoluyla devlet başkanlığı ve yürütme olarak adlandırdığım bu 2017 kurgusunun neden sürdürülemez olduğunun yanıtını bugün Cumhurbaşkanı aldığı kararla bir kez daha vermiş oldu. Dolayısıyla seçimlere, yani öne alınan seçimlere haklı nedeni olmadığı halde, anayasal gerekçesi bulunmadığı halde 5 hafta öne alınan seçimlerin bu kararın alınma biçimi, yaptığınız özet çerçevesinde yürütülme şekli aslında 2017 anayasal kurgusunun sürdürülemezliğinin bir kanıtı oluyor. Bunun vurgulanması çok önemli çünkü seçmenler buna göre tercihte bulunacaklardır. Bunu aşmak istiyor muyuz? Bunu sürdürerek, bunu derinleştirerek sürdürmek mi istiyoruz? Yoksa bunu aşarak demokratik seçeneği mi kullanmak istiyoruz? Belki de bu yönde bunu kullanabilirsek, bu büyük ayrışma çerçevesinde demokrasi yolunda, o zaman hani utanç duyduğumuz hukuksuzluk karşısında ya da karşısında utanç duyduğumuz hukuksuzluk durumunu da aşmak için oy kullanacağız. Yani bizim kullanacağımız oyu Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibine vereceğimiz oy değil, o demokrasiye ve akabinde hazırlayacağımız demokratik anayasaya vereceğimiz oy olacağı için belki de tercihin netleşmesi açısından önemli. Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı arasında yapılacak tercihin daha bir belirgin hale gelmesi, yaşamsal bir nitelik alması bakımından hani bu bir teselli kaynağı olabilir. Çünkü hani bu kadar büyük sorunlar varken, bu kadar deprem sorununda kaç bin insanımızın öldüğünü saptayamama çaresizliği karşısında iken, sanki bunu tartışmayalım, biz seçimi tartışalım biçiminde bir iradenin ortaya konulması bizim demokrasi yolunda daha ivecen, daha duyarlı ve daha sistematik çalışma içerisinde olmamız gerekir diye düşünüyorum. Çok teşekkürler sevgili hocam. İbrahim Kaboğlu bizimle birlikteydi. Net bir şekilde ifadesi var İbrahim Kaboğlu'nun. Aslında seçimlerin demokrasi özlemini çeken herkesin bu sistemi değiştirmek için elinden geleni yapması ve sandığa o duygularla gitmesi gerekiyor. Yoksa bu otokrasi mi artık, adını ne koyarsak koyalım, bu düzen başka türlü değişmeyecek. Çok teşekkür ediyorum Sayın Kaboğlu. Sağ olun hocam. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Ne diyorsun sevgili Onur? Tabii İbrahim Hoca çok bir şekilde zaten bu işin hukuki boyutunu anlattı bize. Şunu belirtmek gerekir. Türkiye aslında, ben hep söylerim bunu, kaliteli otoriterlik bile değiliz. Kalitesiz bir otoriterliyiz. Şimdi kaliteli otoriterlik derken neyi kastediyorum ben burada? Kaliteli otoriterlikte örneğin şöyle bir şey vardır. Ortada bir kanun vardır. Evet, bu antidemokratiktir. Evet, bu hukuk dediğimiz o evrensel değerlere aykırıdır. Ama günün sonunda insanlar